Selamünaleyküm arkadaşlar. Malum artık arılar çıta örmeye başladı. Arılara nasıl çıta atarız? Bunu Allah'ın izniyle göstereceğim. Bununla alakalı birçok video var. Ben tabii farklı farklı şekillerde çıta atma teknikleri gösterilmiş. Ben de kendi uygulamamı sizinle paylaşacağım Allah izin verirse. Artık siz de hangisinden daha çok verim elde ederseniz onu uygularsınız kendi arılarınızda. Ben kayık şurup kullanıyorum. Arılara ne zaman çıta atıyorum? Arılar şu şekilde kayık şurubun altında ister beyaz dalak ister bal eksikliğinden oluşan kahverengi dalak yapsın. Arılara çıtayı atıyorum. Eğer arı çıta atma isteği yoksa siz de kendisine ham bir çıta atarsanız arı ne yapar? Ham çıtayı keser. Gördüğünüz gibi arının son çıtası tamamen baştan aşağı kadar kapalı. Önemli olan nokta aslında şurupluğun altındaki petekten daha önemli olan çoğu aracı çıtayı 8 yani 10 çıtalık bir arı düşünelim. Daha doğrusu 10 çıtalık arı değil de şöyle göstereyim size. Bu arımız 7 çıtalık bir arı. Genelde arıcılar çıtayı şu ikisinin arasına atarlar. Yani 7 çıtaysa 7 ile 6 çıta arasına ne yaparlar? Çıtayı atarlar. Bu aslında doğru bir uygulama değil. Niye diye sorarsanız arı kendi tabiatında, fıtratında oğul olarak bir yere konduğu zaman kovan olarak belirlediği kovanın tam ortasına oturur ve sağdan sola doğru ve soldan sağa doğru iki taraflı bir çalışma yapar. Hiçbir zaman arı bir peteği burada yaptıktan sonra, şu tarafta yaptıktan sonra bir de burada yapıp ortaya bir dalak örmez. Bu arının fıtratına ters bir uygulamadır. Aynı şekilde biz arıcılar için de yanlış uygulama ve yanlış bir teknik oluşturacaktır. İşçilikte bizi üzecektir. Niye diye sorarsanız, ham peteği buraya attığınız zaman iki kabarmış peteğin arasına ham petek girerseniz arılar ham peteği geç ördüğü için sağdaki ve soldaki petekleri ise kabartır ve o ham petek arada ince kalır. Daha sonra ham peteği oradan çıkarıp başka bir yere attığınız zaman şu iki çıtayı bir araya getirmek isterseniz bunlar ne olur? Kabarık olduğu için birbirine yapışır ve arada arılar ölür ve bize işçilik doğurur. Biz arının tabiatını hiç değiştirmeden arının son çıtasının hemen yanına çıtayı indiriyoruz. Hem ham petekte hem de kabarmış petekte. Ha, bazı arkadaşlar kabarmış petek koyulabilir demişler. Eyvallah. Kabarmış bir peteği koyabilirsiniz. Ama kabarmış peteği koyarsanız dahi hiçbir anlamı yoktur. Yani niye diye sorarsanız kabarmış peteği buraya koyduğunuz zaman arı zaten işlem olarak burayı temizler. Oraya kendi tabiatınca yumurtasını atar ve oradaki polen ve nektarı bir hilal şekline koyar ve şuraya koyduğumuz kabarmış peteği ise bal ve polen ile doldurur. Arıyı çok dengesizleştirmeye gerek yok. Arıyı ne kadar çok dengesizleştirirsek arı soğuk ve sıcak havalarda dengesiz bir hal alır ve yumurta atışı konusunda da belli bir düzen oluşturamaz. Biz arının fıtratına göre bir uygulama yapacağız. Çıtayı tam şuraya atıyoruz ve arıyı oğuldan vazgeçirtebilmek için arılara ham petek atarken arıları sağlı sollu çıtalarla ilerletin. Yani bir çıtayı şu köşeye attığınız zaman şurada en son çıtayı kaydırıp en son çıtanın yanına da bir ham petek atıyoruz. Yani bir buraya bir şuraya, bir buraya bir şuraya, bir buraya bir şuraya. Yani bütün petekleri buraya atmamıza gerek yok. Çünkü arı fıtri olarak ortada bir yani ortada kendini toplar
sağa ve sola doğru çalışır. O yüzden biz arıyı hem sağlı hem solu çalıştıracağımızdan dolayı arılar ne olur? Arılar kendini ferah hisseder ve oğula meyli daha az olur. Ve aynı şekilde şunu da söyleyeyim. Ham petek verme uygulamasını da göstereceğim. Genelde arılar ham petekleri keserler. Arı neden ham peteği keser? Bununla alakalı da bir video çekeceğim. Bu da çok önemli. Genel itibariyle çoğu arıcının bilmediği bir uygulama. Tabi bal gelmediği zaman arı ister istemez ham peteği keser ama kesimi daha asgari bir seviyeye düşürebilmek için bazı uygulamalar var. Bu uygulamaları da hep beraber göreceğiz. Allah nasip ederse. Gördüğünüz gibi arımız buraya dalak yapmış. Hemen şurupluğu çekiyorum sağ tarafa. Şurada hazırda kabarmış bir peteğim var. Kabarmış peteğimi aldım. Direktmen arının hemen çıtasının yanına indiriyorum ve arının dengesini bozmuyorum. Ve arıyı da huzursuz etmiyorum. Gördüğünüz gibi arı çıta istediği müddetçe, yumurta atmak istediği müddet içerisinde arı bu çıtada işlem yapacak. Bunu temizleyecek, buna yumurta atacak. Yani bu çıtayı bu ortaya atmamız sadece lüzumsuz bir durum oluşturur. Çünkü arı böyle bir şey beklemez. Niye diye sorarsanız, dediğim gibi anlattım zaten. Arı bir düzen içerisinde çalışır. Ya sağdan sola ya soldan sağa. Ama doğal bir oğul ise kovan içerisine girdiği zaman sağlı sollu çalışır. O yüzden biz arıyı sağlı ve sollu çalıştıracağız. Herkese hayırlı günler diliyorum. İnşallah video izleyenler için belirleyici olmuştur. Ham petek videosu da yakında gelecek. Allah'a emanet olun.